Evet, bizi ilk dönemden beri takip edenler bu videonun sözünü çoktan verdiğimi hatırlar. TT konularımızın hani mart aylarına doğru biraz daha azaldığı dönemde bu TT süre sıkıntısı videosunu tekrardan çekeceğim, güncellenmiş hali gelecek. Daha farklı yollar izleyeceğiz diye bahsetmiştim. İşte bu videoda hem deneme içinde hem de deneme dışında yapacağınız taktiklerden bahsedeceğim. Artık bunlar TET'de süre sıkıntınızı aşmanız için yapacağınız son şeyler. Hemen hemen kalan her şeyi bu videoda vermeyi düşünüyorum. Bundan sonrası da sizin ne kadar emek verdiğinize göre tabii ki değişiklik gösterecek. Çok uzatmayalım hazırsanız. Şimdi çok başa bela bir sorun olduğunu farkındayız. Burada hem fikiriz. Ya aylardan gelmiş Mart hala daha matematikte soru göremiyorum. Geometrin boş diyenler var. Normal yani bu hemen hemen her sene Mart aylarında, Nisan aylarında devam eden bir sorun. Bazıları bunu aşıyor, bazıları aşamadan sınava giriyor ve sınavında da aynı şekilde bu sorunu yaşıyor. Benim amacım bu videodan sonra öğrendikleriniz sayesinde uyguladığınız takdirde bu sorunu minimalize etmek. Şimdi isterseniz deneme içinde yapmanız gerekenlerden bahsedelim. Bir kere babacım turlama taktiği artık yani dilimizde tüy bitti. Herkes söylüyor ya buradan rastgele bir kanal açsan herkesin bahsettiği şey turlama taktiği. Çok kısa bahsetmek gerekirse turlama tekniğinin amacı aslında sizin sınav sonuna geldiğinizde Kolay zor fark etmek sizin her türlü soruyu görmüş olmanızı sağlıyor. Yani şimdi sen mesela sınavın başlarında ortalarında orta zor seviyede sorularla 3-4 dakika kaybediyorsun belki, ama diğer taraftan bakıyorsun yarım dakikalık bir dakikalık soruları boş geçmişsin çünkü görmemişsin bile. Zaten süre sıkıntımız var. İlla ki bazı sorular kaçıyor gözümüzden yani görmüyoruz sınav bittiğinde. Madem görmüyoruz illa, o zaman bu sorular o 3-4 dakikalık zaman yiyen sorular olması lazım. Bunu sağlamanın da en basit yolu turlama tekniği. Ne yapıyorsun? Sana çok fazla zaman kaybettirdiğini düşündüğün ya da kaybettireceğini düşündüğün soruları geçiyorsun. Ya da baktın mesela soruyu bir okudun. 30 saniye 40 saniye geçti. Baktın ben bu soruyu yapamayacağım. Ya aklıma bir şey gelmiyor. Hemen geçiyorsun abi. Ya bu kadar basit bu. Bu sınav zor bir sınav değil bak. Dünyayı kurtarmıyoruz. Çok basit. Taktik bu kadar ya. Turlama tekniği. Bunu uyguluyoruz bir kere. Banko. İkinci bir sınav içi taktiği şu. Mutlaka her derste bir tane güçlü kalem olsun. Mesela Türkçe'de atıyorum dil bilgim çok iyidir. Matematikte geometri kısmım uçuyor. Yani soru gelsin tak 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 yaparım hepsini. Yani örnek. Mesela fen kısmında işte kimyam. Sosyalde din. Zaten herkesin en basit yaptığı alandır herhalde. Full yorum çıkıyor genelde. O yüzden mutlaka her dersin sınavında 5-10 soruluk kilit noktanız olsun. Kilit dersiniz olsun. Ne yapacağız? Mesela ard arda olur ya sınav sonuçta bu. 3-4 tane zor soru geldi. Baktın 3-4 tanesinde pas geçtin, yanlış yaptın düşünüyorsun ya da boş çıktı. Şimdi burada yapmanı istediğim şey asla moral motivasyonu düşürmüyorsun. Çünkü bunların düşmesi demek senin hızının düşmesi demek. En istemediğimiz şey bu, en kötü senaryo. O yüzden daha önceden belirlemiş olduğun kendine güvendiğin alanlara hemen o güvenlik haline geçiyorsun. de mesela paragraf çözüyorsun. 3-4 tane geldi yani olmadı yapamadın insanlık hali olabilir hemen dil bilgisine. Oradan kaybettiğin süreyi biliyorsun ki sen güçlü kalenden telafi edebilirsin. O yüzden bu ihtiyaç duyduğun anlarda o güvenlik haline koşman seni rahatlatacaktır. Bir oh çektirecektir. Kendine gelmeni sağlayacaktır. O yüzden mutlaka... Bu güçlü kalem yoksa bile çalışmalarını arttırarak atıyorum dil bilgisinde eksiksen dil bilgisi mesela Türkçe'de güçlü kalem olması için avantajdır. Yani çok soru çıkarmaz. İşte 40 sorunun 4'te biri falandır mesela. 10 tane anca çıkar yani. Ama o senin o oh çekmen için, bir nefes alman için yeterli soru sayısına sahip. O yüzden hani benim için Türkçe'de dil bilgisi, matematikte geometri, sosyalde din, fende de kimya ya da biyoloji en ideal güvenli karelerdir. Bunlara biraz daha özen göstermenizi tavsiye ederim. Üçüncü bir sınav içi taktiğimiz İyi olduğun dersi çözme sıralamasında başa alacaksın. Bu kadar basit. Zaten sen o sınava bir stresle giriyorsun. Ya sınava girdik ama ne yapacağız? Hani çıkacak mıyız? Kalacak mıyız? Hani hiçbir şey bilmiyorsun ya. Düşünsene. Hani o stresle bir de zor derse başa koyduğunu düşün. Zaten yapamıyorsun doğru dürüst. Bir de üstüne başa alıyorsun. En mantıksız şey. Sınavın başına adam gibi güçlü olduğun, kendine güvendiğin bir dersi koyacaksın. Şöyle karşına geldi. Stres tavan ama sen artık onu biliyorsun. Parçalayacaksın ya. Bunu eminsin yani. Açtım mesela atıyorum kimya mı çok iyi? 5-6 tane kimya açıyoruz. Zaten 5-6 tane soruda bitiyor kimya. Hani bu ufak tefek aslında değişikliklerle sen kendini psikolojik olarak rahatlatmış oluyorsun. Bu da senin sınava daha iyi başlamana, ilerideki sorulara daha özgüvenli girmene yardımcı oluyor. Her zaman söylüyoruz, biliyoruz ki TYT sınavı ders odaklı bir sınavdan çok psikolojik bir sınav, beyinde bitiyor. O yüzden de bunlara özen gösterin. Sınav içi taktiklerin sonucuna geldik. Aslında bu birebir bir çözüm değil belki ama bunu yapmazsanız ciddi sorun yaratır. O da ne? Denemelerinizde evde yaparken mutlaka ama mutlaka optik kullanın. Çünkü optik dediğimiz olay ya yani kodlama dediğimiz olay aslında fark etmesek bile o 135 dakikalık sürenin içerisinde rahat bir 5 dakikanızı yiyor. Ki zaten süre sıkıntım var diye videonun içindesin muhtemelen. O yüzden süre sıkıntısı olan bir insan için 5 dakikanın kıymetini ben sana anlatmayayım. Sen daha iyi bilirsin. Dolayısıyla optik kodlamasına dikkat edeceğiz. Yani buna alışmamız lazım. Evdeyken yapmazsın daha sonrasında ciddi bir denemeye girdiğinde ya da sınava girdiğinde optik elinin altında olduğu zaman hem bir garipsersin hani sorudan sonra oraya elinin gitmesi zorlaşır, zaman kaybettirir, belki kaydırmana sebep olacak bu. Ya da daha basit söyleyeyim o 5 dakikayı sen evde yaptığın denemede soru çözmek için kullandığın için Eksi 5 dakikayla başlamış oluyorsun sınava Yani çok basit bir hesap yapalım 2 saniye sürse soru başında kodlaman 120 soru 4 dakika yapar e, Sildin ettin değiştireceksin belki bazı soruları Oldu sana minimum 5 dakika Önemli bir süredir optikle yapmazsan Sıkıntı yaşaman garanti O yüzden de bunu kesinlikle atlamıyoruz Şimdi geldik sınav dışı Deneme dışı taktiklere Biliyorsunuz ki çok meşhur bir söz var Savaş masada kazanılır O yüzden aslında demin saydıklarım Hani belki çok majör etkiler yaratmayacak ama bu sayacağım şeyler eğer bunları yaparsanız bu deneme dışında yapacağınız şeyler sizi asıl uçuracak şeyler. O yüzden bu kısmı can kulağıyla dinleyin. Deminkileri uygulayın. Kesinlikle uygulayın. Ama asıl etki yaratacak olan kısım işte burası. Birincisi baba kilit dersini bulacaksın. Yani senin sınavda en çok başına bela olan dersi bulacaksın. Mesela senaryo yazalım hadi. 30 artı bir Türkçem var. İşte 32 33 35 öyle gidiyor. Süren de iyi. İşte 40 dakikada 35 dakikada belki çıkıyorsun Türkçeden. Şimdi senin tutup da haftada 3 tane, 2 tane Türkçe denemesi yapman mantıksız. Mantıksız. Ya sen artık genel denemenin içinde yaptığın Türkçe'yle o Türkçeyi götürürsün. Gerek yok. Senin o Türkçe öğren zamanı mesela matematiğin mi sıkıntılı? Oturup her gün TRT matematik denemesi yapman lazım. Misal yani farklı farklı alanlarda eğer ihtiyacın yoksa sadece ve sadece sana sıkıntı yaratan dersi bulup onu takviye yapman çok daha mantıklı olacaktır. Zaten aklın yolu bir. Mesela demin yazdığım senaryo benim sınav zamanında başıma gelen bir senaryo. Benim Türkçem iyiydi. Aynı anlattığım gibiydi. Matematiğim çok sıkıntılıydı. Sürü anlamında yetiştiremiyordum. Ne yaptım mesela? Her gün matematik denemesi yaptım. Her gün ben matematik denemesi yerine bir gün matematik bir gün Türkçe yapsaydım belki benim bu matematikteki gelişmem, artışım İki katına çıkacaktı yani iki kat süreye çıkacaktı. Yavaşlayacaktım. Yani ne gerek var böyle bir şeye? Biraz mantık yani düz mantık diyelim biz buna. Yani kötü olduğunu ders çalışacaksın, iyi olduğunu çalışmayacaksın. Gerileyeceğim diye korkma. Kendine güven. Gerilemezsin öyle kolay kolay. İkinci tavsiyem bakın bu belki de bu videonun özetidir yani. En önemli konu yanlış takibini iyi yapman lazım. Yani senin sınavdan çıktıktan sonra deneme analizi kısmında her zaman söylüyoruz bunu yapmanız gerektiğini. Elinizde bir tablo olması lazım. Tek tek bütün yanlışlarınız hangi konulardan işaretlemeniz lazım. Ben bunu koçluk yaptığım öğrencilerimle şu anda yapıyorum. Yani mesela ne yapıyoruz? İşte 3 haftada 2 haftada bir bir bakıyoruz. Aynı şekilde sizin yapmanız gereken de bu. Bakın ya 2-3 hafta sonra biriksin o yanlışlarınız. Baktım mesela 10 tane bir konudan yanlışım var. 6 denemenin 4'ünde 5'inde o konudan yanlış yapmışsın. Birer tane ikişer tane her neyse. Demek ki burada bir sıkıntı var. Yani sen artık o soruyu denemede görmek yerine Test kitaplarında ya da konu anlatımında görmen lazım demektir bu. Bu çok yanlış çıkan sorular hem zamanını kaybettirir hem de senin moralini bozar, hem de netini düşürür doğal olarak yanlış olduğu için. O yüzden yanlış takibini iyi yapacağız. Bu gün sonunda yapmamız gereken TT takviyesini de mutlaka ve mutlaka bir deneme üzerinden, bir de yanlışların üzerinden yapmanız gerekiyor. Son olarak vereceğim tavsiye TT için kondisyon antrenmanı. Bu nasıl olur? çok basit söyleyeyim. Deneme sıklığınızı arttırarak olur. Yani mesela atıyorum haftada bir deneme yapıyorsanız TYT'den haftada 2'ye 3'e çıkmanız lazım. Ya yani bunun da tabi bazı şartları var. Yani bazı koşulları sağlamanız gerekiyor. Yoksa mantıksız bir hamle olur. Bir kere TYT adına artık çok fazla bir eksiğinizin kalmamış olması gerekiyor. Hani sosyal hariç tutuyorum. Geri kalan kısımda öyle büyük bir eksiğim var diyemezsiniz bunu yapacaksanız eğer. AYT adına da %65-70 minimum bittiyse eğer bu dediğimi yapabilirsiniz. Dediğim şey ne? 2 günde bir TET denemesi. Ama bunun son bir şartı daha var. Biliyorsunuz ki bir önceki videolarımın bir tanesinde demiştim ki artık devir AYT devre. Şu aşamadan sonra TET çok fazla zaman harcamayacağız. O yüzden AYT ağırlıklı bir program izlememiz gerekiyor. Dolayısıyla deneme dediğiniz şey zaten başlı başına 2 saat 15 dakika sürüyor. Kontrolüydü, analiziydi vesaire derken zaten 3 saati buldu o. O yüzden sen 3 saatini TET otomatik olarak ayırıyorsun. AYT'ye daha fazla zaman ayırman için senin günde bu deneme dahil 10 saate yakın bir çalışma yapmış olman gerekiyor. O yüzden hani 3 saat buraya kalan 7 saatte mecbur AYT'ye gidecek. Dolayısıyla sen bu kadar fazla saatlerde çalışamıyorsan senin 2000'de bir TET denemesi yapman AYT adına büyük bir eksiklik olur. O yüzden tavsiye edeceğim şey bu olmaz. O zaman işte haftada 3 kere değil de 2 kere olmuş olur mesela. Ama tabii ki ne kadar fazla yaparsan dozunda olduğu sürece o kadar iyi. Yani tavsiyem çalışma saatini arttır. Konularını biraz önce bitir ki bu iki günde bir TYT konu antrenmanına geçmeye başla. Çünkü şu bir gerçek ki bir şeyi ne kadar sık yaparsan o kadar ustalaşırsın. Artık zaten AYT konu çalışmalarını yapıyorsun. TYT'de yapacağım tek şey dediğim gibi bir bölüm denemesi, iki genel deneme, 3. yanlış konularının takibi ve onun takviyesi. Son olarak eklemek istediğim bir şey daha var. O da şu eğer derslerde birebir bir sıkıntınız varsa ya çünkü bu anlattıklarım biraz daha genel takviyeler, genel tavsiyeler. O yüzden ders bazında birebir bir sıkıntınız varsa ve bu sorun bundan kaynaklanıyorsa, o zaman daha önceden çekmiş olduğum birebir matematik ve Türkçe adına videolarımız var. Hatta sosyal fen de var TYT adına. Bunlardan faydalanmanızı tavsiye ederim. Kartlar kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Eğer birebir bir sıkıntı varsa yapmanız gereken şey birebir çözüm bulmak. Bu videonun daha fazla uzamasını istemiyorum. Zaten daha önceden çektiğimiz taktikler bu videoluk bu kadar. Bu kadar. Ah, TTT süresi bitti. Bu kadar ya. Hani çok büyük bir keramet beklemeyin burada. Çok basit şeyler ama hepimizin uygulamaktan kaçtığı şeyler. Yani çok basit ya bu kadar. Bu kadar. Oradan belki zor gözüküyor. Biliyorum ben de içindeyken bana da zor geliyordu ama şu an bakıyorum geçmişe. Gerçekten uyguladığımız şeyler yani bizi başarıya götüren şeyler öyle aman aman sihirli şeyler değil. Bundan ibaret. Ah defter burada yani. bu kadar. Bitti.